65 yaşında 28 yıldır tutuklu bulunan hasta bir mahpustan söz etmek istiyoruz. Kemal Özçelik. 2003 yılında hapishanede çok ağır bir kalp krizi geçiriyor ve bypass ameliyatı oluyor. Damar, kolesterol, akciğer, böbrek hastalıklarıyla, görme bozukluklarıyla, kolesterole bağlı el ve ayakta vücutta şişmelerle, bundan dolayı ağrılarla yaşamına devam ediyor ve günde 15-20'ye yakın ilaç, hap kullanarak yaşamına devam ediyor. Yaklaşık 19 yıldır hapishanede bu şekilde yaşamını sürdürüyor. En son olarak da 2020 yılında bir kalp krizi daha geçiriyor. 7 gün yoğun bakımda kalıyor. Buna ilişkin de infaz erteleme başvurumuz yapılmıştı. Bir yıl boyunca Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda herhangi bir karar vermedi. Müvekkil Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu şehir hastanesine çıktığı heyette, sağlık heyetinde kendisinin engel durumunun yaklaşık %80'lere kadar olduğu söylense de, ifade edilmiş olsa da, cezaevinde kalmasının önünde herhangi bir engel olmadığı açıklanmıştır. Son olarak geçtiğimiz bu Haziran ayının başında kendisiyle yaptığımız görüşmede böbreklerinin iflas ettiğini, sağ böbreğinin taşa bağlı büyüme ve sarkmasının sarktığı, sol böbreğinde de küçülme ve işlevsiz hale gelmesinden söz edildiği hastane muayenelerinde söylenmiş ve kendisi de bu durumu bize aktarmıştır. Böbreklerinden dolayı Edirne Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini, o hastanede kendisinin böbreğinden bir hafta içinde ameliyat edilmesi gerektiğini, bu durumun bu kadar acil bir risk barındırdığını doktorlar tarafından söylendiğini aktarmıştı bize. Fakat hastane doktorları bu ameliyatın Edirne'de yapılamayacağını ve bu nedenle de kendisini Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söylemiştir. Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğinde de doktorlar kendisine jandarmanın huzurunda şu an bu ameliyatı yapamayız. En erken 9 ay sonraya gün verebiliriz. Şu an size ameliyat edemeyiz cevabını doktorlar tarafından verildiği ifade edilmiştir. Koğuş arkadaşları Kemal Öçelik'in bu böbrek hastalıkları, sancıları nedeniyle lavaboya dahi gidemediğini, lavabo ihtiyacını dahi ranzada arkadaşların yardımıyla giderdiğini, kolesterola bağlı el ve ayak şişmelerinden dolayı vücudunda her gün sancıların ayrıca yaşandığını, bu böbrek ağır sancılar çektiğini ve hiçbir şekilde uyuyamadığını aylardır ifade etmişlerdir ve yaşamından çok büyük kaygı duymaktadırlar. Bundan dolayı da biz hemen Haziran ayında, 7 Haziran'da bir infaz erteleme başvurusu yaptık. Aynı zamanda da Anayasa Mahkemesi'ne tedbir talebi bir başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda bütün sağlık durumunu da aktardık. Fakat Anayasa Mahkemesi hemen 2 hafta sonra vermiş olduğu ara kararda Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin tarafından verilen rapordaki gerekçe ile kendisinin ameliyatının hastanede yapılabileceği ve bu ameliyat sağlık durumundan dolayı cezaevinde kalmasına engel olmayan bir durum meydana geldiğinden dolayı infazının ertelenmesini uygun görmemiş. Yani infazı ertelenmeyebilir demiş hastane. Bu ameliyat cezaevi şartlarında gerçekleşebilir demiş. Bunun üzerine de Anayasa Mahkemesi verdiği ara kararda buna dayanarak ve yapmış olduğumuz infaz erteleme başvurusunun da hala işlemde olduğu ve henüz bir karar vermediğini ve acil bir durum olmadığını gerekçe göstererek tedbir talebimizi reddetti. Fakat esas yönünden herhangi bir karar vermedi. Biz müvekkilin 500 sayfalık bütün sağlık dosyasını tamamını da Anayasa Mahkemesi'ne gönderdik. Bütün engel durumunu, kalp tomografilerini, göz ve diğer böbrek sonuçların tamamını da Anayasa Mahkemesi'ne gönderdik. Biz kendisinin sağlık durumundan çok endişeliyiz. Kemal Özçelik hapishanede yaşamını yitiren hasta mahpus olmasın. İnfazına yalnızca bir yıla yakın bir süre kalmıştır Kemal Özçelik'in. Çünkü 30 yılı dolduğunda hak ederek tahliye durumu var. İnfazına bir yıl kala
bir hasta mahpus yaşamını yitirmesin. 28 yıldır hapishanede ve bu hastalıklarla yaklaşık 20 yıldır da yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Buna bir son verilsin. Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalması uygun görülmediğine ilişkin rapor hapishaneye ulaştığı andan itibaren mahpus bir saat cezaevinde kalmıyor deniyor. Adli bir dosya olursa isterse 5 kişiyi öldürür, isterse en ağır TCK'daki en ağır suç işlemisi olsun. Fakat TMK kapsamında ya bir örgüt üyeliği ya da bir kendi deyimleriyle bir terör suçu sebebiyle ceza almış olurlarsa kişiler yeni infaz paketinde hani birçok yeni infaz usullerinden söz ediliyor ya, evde infaz, yaşlılık sebebiyle infaz ertelenmesi, hamilelik veya hastalık nedeniyle çocuk sebebiyle infazın ertelenmesi, bu durumların yeni uygulamaların durumların tamamında TMK kapsamındaki suçlar kendi deyimleriyle terör suçları kapsam alanı dışında tutuluyor. Yani burada infazda eşitsizlik politik mahpusların, siyasi mahpusların eşit yurttaş da eşitsiz bir infaz yasası, AKP-MHP iktidarının uyguladığı eşitsiz ayrımcı infaz yasasının sonucu da bu hasta mahpuslar ne yazık ki tahliye edilmiyor. Bütün raporlarına, sağlık raporlarına, Adli Tıp Kurumu raporlarına rağmen tahliye edilmiyor. Buradaki eşitsizlik, ayrımcı bakış açısı, politik ayrımcı ideoloji sonucunda bunlar meydana geliyor. Bunlara son verilmesi lazım.